Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda personellerin çalışma saatlerini takip eden bir çizelge oluşturdum. Ee, ilgili saatleri işlediğimiz zaman personelin aylık veya haftalık veya günlük toplam ne kadar çalıştığını bize belirtiyor. Nasıl yapıyor? Mesela Mehmet C adında ilgili vatandaş için konuşalım. Mehmet C C C Diyelim ki 0301 2022'de Mehmetçe 0808 .08, sabah 8'de işe giriş yapsın. Aynı şekilde Mehmetçe ilgili günde sabah akşam 19'da çıkış yapsın. İşte Mehmetçe gün içerisinde ee, bir saat mola almış olsun. Yani yemek molası olabilir. İşte mesai molası olabilir. Her türlü şeyi düşünebilirsiniz. Sonuçta bir saat mola almış. 3 saatte mesai yapmış diye düşünelim. Mehmetçe ilgili ilgili basım yaptığımızda Mehmetçe bugün sabah 8'den akşam 9'a toplam 10 saat çalışmış. Nasıl çalışmış? 7'ye pardon. 19'dan 8'e çıkardığınız zaman 11 saat, 1 saatte molayı düştüğünüz zaman 10 saat çalışmış oluyor Mehmetçiğe. Aynı şekilde burada da Mehmetçiğe ilgili günde 7 saat normal çalışmış, 3 saat mesaili çalışmış şeklinde yazıyoruz. Devam ettirelim. Mehmet Cemiz ne yapmış? Mehmet c 04.01 2022'de yine sabah 8'de girsin, normal girişini yapsın. Yine e, bu sefer akşam 20.00'da çıkış yapsın. Ama bu sefer iki e, saat mola kullanmış olsun. Mola. Ondan sonra da yine bu baktığımız zaman 19'da 4 saatte mesai yapmış oluyor. Hani 16'da 8-16 sisteminde düşünürsek. Şu şekilde yaptığımızda düğmeye bastığımda Mehmetçik'e o gün gelmiş ama hani normal çalışmasına rağmen 7 saat değil 6 saat çalışmış. Çünkü 2 saat mola yapmış. Normal mesaisi de 4 saat çalışmış. Bugün içerisinde toplam 10 saat çalışmış. Burada da İlgili tuşa bastığında Mehmetçiğe toplamda 20 saat çalıştığını belirtmiş oldu. Ee, bu şekilde çizelgeyi uzatabilirim, arttırılabilirim. Hatta e, Şubat ayına da bir kayıt girelim bakalım ne oluyor. Yine e, Halil Yücel'den gireyim. Buraya gelelim 0202-2022'de Halil sabah 8'de girsin içeri. Giriş yapsın. Aynı şekilde aynı gün. 17.00'da Halil çıksın. Çıkış yapsın. Bir saatte de mola vermiş olduğunu düşünelim. Mola verdiğini düşünürsek Halil ilgili günde yani Şubat ayında toplam 8 saat çalışmış şu ana kadar. Aynı şekilde burada da tabi burada gün olmadığı için yani şuraya gelip ee, kaç olsun 05.02.2022 dersek bu haftalık çizelge olduğu için o haftayı verir Halil haftanın bugününde gününde 8 saat çalışmış. Aynı şekilde ben buraya gelip Halil'e e, 01 mesai deseydim. Burada da yine mesaisi belirecekti. 7 saat çalışmış 1 saati mesai şeklinde. E, toplam çıkış toplam giriş arasındaki mesai ve molayı birbirinden ayırtıyor. Mesela 8 saatti şimdi 7 saate 1 saat oldu gördüğünüz gibi. Aynı şekilde yine Halil'e devam edeyim. Buraya gelelim. 0302 2022'de işte kaç saat çalışsın? Sabah yine 8'de girmesin. Geç kalsın. 9'da girsin. Girişini yaptık. Halil Ücel diyorum. akşam 19.00'da çıksın. Çıkışını yapsın. Yine Halil Ücel diyorum. işi i̇şi vardır. 2 saat mesai yapsın. Mola yapsın. Pardon. Mola. yine Halil Ücel içinde 2 saatte mesai yapmış olsun. İlgili tuşumuza bastığımızda o gün içerisinde geç geldiği için 6 saat çalışmış. 2 saatlere mesai yapmış. Buradan da ilgili tuşa bastığımızda toplamda hali 8-8-16 saat çalışmış oldu. Çizelgemiz bu şekilde arkadaşlar. Ee, bunun sonraki videolarında, şimdi bu videonun altında çizelgeyi paylaşacağım. Kullanabilirsiniz. Sonraki videolarında da 2 ya da 3 bölümde nasıl kodlanır, nasıl yazılım haliyle yazılır şeklinde paylaşacağım. İyi seyirler dilerim.